Efendim herkese merhaba, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Son dakika 23 Haber sitesinin YouTube kanalında sizlerle birlikteyiz bir kez daha ve konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Yine bugün önemli bir konumuz var. Malumunuz önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı olacak. Kurban Bayramı öncesi birçok karışıklıklar söz konusu oluyor. Özellikle de yardımlar noktasında. Biz de ekip olarak bir araştırdık, ne yapalım ne edelim diye. Bu işi gerçekten ehli bir şekilde yapan kimler var, nasıl olur, ne olur, ne biter diye. Biz de hem o açıdan hem de sosyal projelerini daha çok böyle ön plana çıkartmak adına Kızılay Başkanımızı ağırlamak istedik, il başkanımızı. Kızılay Elazığ Şube, daha doğrusu şöyle, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Biz böyle konuklarımızı ağırladığımız zaman daha çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi az evvel söylemiş olduğum gibi ben direkt konuya girmek istiyorum. Başkanım, malumunuz işte Kurban Bayramı önümüzdeki günlerde olacak. Evet. Ve bu Kurban Bayramlarından önce genelde özellikle de benim çok dikkatimi çekti, özellikle sosyal medyada sürekli işte bir şeyler paylaşılıyor yardımlar noktasında. Biz dedik ki yani bu iş hakikaten işte bilindik, doğru bir şekilde işte kim ne yapıyor, nasıl ediyor yani insanları da hem bilgilendirme anlamında hem de doğru bir adres anlamında. Biz de en azından bu işe bir vesile olalım diye sizleri ağırlamak istedik. Çok teşekkür ederim. Şimdi malumunuz Kurban Bayramı ve özellikle de Kurban Bayramı münasebetiyle de yapılacak işte yardımlar kurban veya maaşları. İşte şu kadar meblağ ver, işte kurbanını kesesin, evet, gibi şeyler çok, evet, dönüyor. Bu anlamda Türk Kızılay'ı ne yapar, ne eder, doğru insanları, vatandaşları nasıl yönlendirebiliriz diye başlayalım isterseniz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle temennileriniz için, Türk Kızılay'ımızı onur ettiğiniz için ki tüm dünyada saygınlığına bilinen, Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı yardım kuruluşlarından bir tanesi, Kızılay, Kızılaç örgütünün üyesi. Bu anlamda da kendi bulunduğu noktaya yakışır işleri her daim yapıyor, yapmaya da inşallah devam edecek. Evet. Tabii ki yaptığımız yardımlar bizim bağışçılarımızın yapmış olduğu yardımlar karşılığı olarak sahaya yansıyor. Bu anlamda da ben bütün bağışçılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi inşallah önümüzdeki ikinci haftada Kurban Bayramı idrak edeceğiz. Evet. Sahada elbette ki bu işi sahi olarak yapan, yapmaya çalışan birçok yardım kuruluşu vardır. Biz onların da Allah yardımcısı olsun diyoruz. Emekleri zayi olmasın diyoruz. Ama Türk Kızılay olarak Türkiye'de yapılan tek bir model var. Öncelikle oradan müsaadeniz olursa detaylı başlamak şekilde, istiyorum. Tabii ki. Evet. Zaten bizim sloganımız kurbanlı, kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Evet. Yıl boyu nasıl yaşatıyoruz biz bunu Hasan Bey? Kesmiş olduğumuz kurban etlerini et ve süt kurumlarında kavurmaya dönüştürerek o kurban etini 2 yıllık bir kullanım süresi olmuş oluyor ve biz bunu bir, en fazla tabii 2'ye kalmıyor ama çünkü ikinci bir Kurban Bayramı geldiğinde biz onun planlamasını yapıyoruz. Bu sene mesela biz kurbana kurban etiyle giriyoruz. Evet. İhtiyaç sahiplerimize geçen hafta yaklaşık 2000 adet kurban eti dağıttık biz. 2000 adet diyorum, her biri birer kilogramlık kuşbaşı ve kıyma kavurmadan oluşan kurban etlerimizi dağıttık. Hala da dağıtmaya devam ediyoruz. Evet. Bu 2021 yılında kesilmiş olan kurban etlerine ait kavurmalarımız. Bu model gerçekten özellikle mevsim itibariyle mevsimi göz önüne aldığımız zaman Temmuz ayında, Temmuz'un 9'u Kurban Bayramı, öyle değil mi? Evet. Evet. Malum hava, yaz şartları, bu kurban etinin kesilip bir an evvel tonlarca, çünkü ben kurumlar adına konuşuyorum, yüzlerce, binlerce ton kesilip dağılması gerekiyor. Ve bu kesimler her ilde yapılmıyor. Evet. Bu kurumların ya da STK'ların, yardım kuruluşlarının belirlediği Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde bu 3 olur, 5 olur. Hı hı. Ama Türk Kızılay'ı aynı şekilde yapıyor fakat bunu dediğim gibi taze et olarak dağıtılması mümkün olmadığını biliyoruz. Bu anlamda bu modeli geliştirmişiz, bu model üzerinde yürüyoruz. Biz yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki şekilde kurban bağışı alıyoruz. Yurt içi bağışlarımız 2475 TL. 2475 TL bu TL. Yılki rakam. Evet. Evet. Yurt dışı rakamımız ise 1475 TL. Hmm.
Özellikle vatandaşlarımız merak ediyor. Daha sonra bize sosyal medyadan Messenger yoluyla ulaşan vatandaşlarımız oluyor. Burada da bizi izleyen vatandaşlarımızda bu merak oluşursa onların merakını giderme anlamında şunu söyleyeyim. Neden yurt dışı 1475 lira? Hı hı. Şöyle, yurt dışında biz Orta Doğu, Balkanlar ve Asya, Afrika'da kesiyoruz. Avrupa'da kesmiyoruz. Hı hı. O nedenle bu bölgelerde kurbanlık hayvanlar bize göre çok daha uygun. Evet. Yoksa bunun herhangi farklı bir açıklaması yok. İnsanlarımızın, hayırseverlerimizin, bağışçılarımızın bu konuda mütmain olmalarını, aklına herhangi bir şüphe getirmemelerini tabii ki istirham ediyoruz. Yine bu bağışlarımız yapıldıktan sonra bizim kurban alımı, kontrolü, kesimi ve dağıtımına kadar olan safhalardan da bahsedelim. Kurbanlarımız veteriner hekimler tarafından hassas bir şekilde dini vecibelere uygun hayvanların seçilmesiyle başlıyor. Seçildikten sonra Türkiye'de belirlenen bölgelerde et ve süt kurumlarında kavurmaya dönüştürülüyor. Hı hı. Özür dilerim, kesime atladık. Kesimler noter, din görevlisi yine veteriner, hekim nezaretinde evet, et ve süt kurumlarında kesilerek kavurmaya dönüştürülüyor. Dönüştürüldükten sonra da tüm Türkiye'deki Kızılay şubelerine ve temsilciliklerine nüfus oranlı bir şekilde dağıtılıyor. Bu dağıtımlarda yıl boyu, bazen yıl aşırı dönemlerde şubelerimiz ve temsilciliklerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerimize dağıtılıyor. Şimdi orada ihtiyaç sahipleri söylüyoruz ya. Evet. İhtiyaç sahiplerini ne? Şimdi Türk Kızılay'ı burada neye göre belirliyor, nasıl belirliyor? Yani oralar da önemli. Tabii ki, tabii ki. Her zaman söylüyoruz, biz emanetçiyiz. Emanete en iyi şekilde sahip çıkmak, emanetin sahibine de en iyi şekilde ulaştırmakla kendimizi mükellef kılmışız. Evet. Bu anlamda da hassasiyetimiz üst noktadadır. Aşamamız şudur. Bizde kayıtlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız var. Zaten biz bunları devletimizin bize sunmuş olduğu bir imkan var. Soybis diye bir sistemimiz var. Hı hı. Vatandaşımızın orada ihtiyaç sahibi olup olmadığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii bir tık aşağı inmemiz gerekiyorsa, bir tık aşağı nasıl inmemiz gerekiyorsa, bütçemiz o dönem, o süre az ise biraz daha kırmızı çizgilere doğru gidiyoruz. Orada eğer gerçekliği, işte o kırmızı noktayı, kırmızı çizgiyi yakalayamadığımız dönemlerde de ya da kafamızda şüphe, kuşku oluşan noktalarda da bizim yönetim kurulu üyelerimizden oluşan, çalışan arkadaşlarımızdan ve gönüllerimizden oluşan bir komisyonumuz var. Evet. Tespit komisyonu. Kişinin adresine gidilir. Adresi ve bu, şunu da atladık, özür diliyorum. Bu hem bizim kayıtlarımızda hem de bize günübirlik yaklaşık ortalama, tabi özel günler hariç, ortalama bir 70 ile 100 müracaat oluyor. Bunları önce sistemden ayrıştırıyoruz. Şüphe duyduğumuz, ikilemde kaldığımız, karşı tarafı mağdur etmeme, kendimizi de vebale sokmama adına tespit komisyonuna havale ederiz. Tespit komisyonumuz ayın 2 ya da 3 gününde yaptığı iş budur. Bunları gider, aile bireylerini, yerini, adreslerini görür. Ta ki olumlu bir kanaat oluşana kadar, cami hocasına kadar, muhtarına kadar gerekiyorsa sahih bilgileri alır. Ondan sonra envanterimize işleriz. İhtiyaç sahibine dağıtırız. Bu konuda ciddi manada hakikaten hassasiyet gösteriyoruz. Göstermekte zorundayız, bunu biliyoruz. Tabii ki, yani önem arz eden bir... Tabii biz... Yani bana kurban eti ya da işte bana aynı ya da nakdi yardım edin, her vatandaşımıza yardım etmiyoruz, edemeyiz de. Edemeyiz. İhtiyaç sahibine yardım ediyoruz biz sadece. Peki başkanım, mesela diyelim ki hakikaten çok ihtiyaçlı insanlar var, ihtiyaçlı birileri var. Bu kurban etinden faydalanmak istiyor ama sizin listenizde de yer almıyor. Sizlere nasıl ulaşabilirler? Yani aile ihtiyaçlı ki... Biz... Belki de tamam, evet, sizde bir liste var ama bazıları da var biliyorsunuz. Bu konularda işte hassas olan aileler de var. Kesinlikle. Sizinle birebir mesela nasıl iletişime geçebilirler? Yani bu programı seyredenler daha sonrasında sizlere nasıl ulaşabilirler? Tabii ki. Tabii ki. Şuradan başlayalım. Elazığ.kızılay.org.tr. Geçen sene açtığımız bizim sitemiz. Biz artık vatandaşımızı %70 oranda zaten hiç şubemize kadar yorulmasına gereksinim duymadan, onları yormadan müracaatlarını alıyoruz. Online ortamda gizli Kızılay, bir şekilde kesinlikle, size sadece tabii, düşüyor. Tabii kesinlikle, evet. Kendisi kızılay.org.tr'ye müracaat sayfasını açıyor. Hı hı. Bilgilerini görüyor, taleplerini
belirliyor. Bunlar her gün arkadaşlarımız tarafından, iki arkadaşımızı bu işe görevlendirmişiz. Ben buradan da bu işe katkı sunan, yani ben bunu onurla, şerefle söylemek istiyorum, Bedri Özel hocamıza çok teşekkür ediyorum. Biz böyle bir sistem kurmamız gerekiyor. Evet. Bu işi daha adil, daha düzenli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Tuttuk kendisini anladık. Bize böyle bir program siteyi tabii biz kurmuştuk ama bunları eşleştiriyoruz tabii yani. Ki, evet. Bütünleştiğince ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Hı-hı. Elazığ, Kızılay, Ok.tr'den 1, 2, şubemize gelerek. Hı-hı. 3, bu arada yeri de söyleyelim. Bilmeyenler belki vardır. Başka. Akpınar Mahallesi. Biz kısaca söyleyelim evet. orayı. Akpınar Mahallesi'nde Pancar Kooperatifi karşısında Kızılay İş Merkezi 3. kattayız. Evet. İş merkezi tamamen Kızılay'ımıza aittir. Hı-hı. Bu hizmet 3. katta şube başkanlığında veriliyor. Şubemize gelip müracaat edebilirler ya da müracaata yönlendirilebilirler. Onu özellikle belirteyim. Biz işlerin sürekli online, biraz daha dijital bilgi sistemini kullanmadan gelen vatandaşlarımıza tabii bunun içerisinde çok yaşlı insanlar olabiliyor, hastamız, engellimiz varsa onları orada hemen işlerini çözmeye gayret ediyoruz. Değil ise bu iş artık alışkanlık olsun. Biz Kızılay'a gitmeden de buradan müracaat edebiliriz. Evet. İhtiyaçlarımız karşılanabilir mantığını oluşturmak için. Onlara adresimizin yazılı olduğu kağıtları veriyoruz. Müracaatınızı buradan yapacaksınız diyoruz. Ama vatandaşımızda bir kuşku oluşuyor. Ya kim bakacak? Hı-hı. Bakıyoruz. Her gün bakıyoruz. Anladım. Her gün bakıyoruz. Peki ortalama mesela başkanım, yani gün olarak baktığımızda veya ay sonu olarak baktığımızda Elazığ'da genelde ortalama nasıl bir rakam ortaya çıkıyor? Yani ihtiyaç sahibi olarak baktığımız zaman müracaat ne kadar oluyor? Şimdi online için söylüyorum. Efendim, online için. Evet. Ramazan ayı içerisinde söyleyeyim mesela, günlük 600'ün altına düşmüyordu. Günlük 600? 600'ün altına Elazığ'da. Düşmüyordu. Biz gece arkadaşlarımız, Allah razı olsun Hı-hı. hepsinden. Biz mesai vermiyoruz arkadaşlarımıza. O da sizin zekatınız diyoruz. Onlarla büyük bir keyifle, zevkle gece 12'ye kadar çalışıyorlar. Biz daha keza öyle. Ramazan'da kendi işlerimizden feragat ediyoruz. Hayır işlerine koşuyoruz. Gönül almanın, onların mutlu olması için gayreti içerisindeyiz. Ve bu müracaatların yaklaşık %50'si sahih müracaatlar oluyor. Hmm. Düşünün, 600-300. İhtiyaç olanlar. Tabii ki, tabii ki. Ramazan ayında biz 6 bin vatandaşımıza gıda kartı dağıttık, 500 TL'lik. Hmm. 1 milyon 150 bin liralık zekat dağıttık, 500 TL'lik. Yaklaşık 2 bin ailemizi mağazamıza, aile diyorum kişi değil, çarpı 3 var, 2 var, 5 var, ortalamasını alırsak bu olur. 6 bin civarında kişi olarak mağazamıza alıyoruz. Bu tabii ki Ramazan bayramı arefesi öncesi sonrası, Kurban bayramı arefesi öncesi sonrası tüm yıl boyuna, hafta sonları hariç depremde 1,5 yıl hafta sonunda açtık. Evet. Tabii çünkü depremde bütün vatandaşlarımız sıkıntı içerisindeydi. Evet. Onlar herkes mağdur, herkes ihtiyaç sahibiydi. Mağazamıza da insanları yığıp, çantamıza işte doldurup al Hasan Bey git demiyoruz. Bildiğiniz modern bir mağaza konseptinde. Randevu sistemiyle her 20 dakikada bir vatandaşımız ailesiyle birlikte geliyor, kendisi giriyor, rengini, tipini, modelini, bedenini kendisi beğenip çıkıyor. Oralara gireceğim başkanım. Buyurun, buyurun. Kurban noktalayalım, ondan sonra zaten o projelere geçeceğiz, sosyal projelere. Tabii son 5 dakika ya da 3 dakika kadar kurbana tekrar 1-2 telefon numarası ve vatandaşlarımız Türk Kızılay'ına kurban bağışı yapmak isterlerse bize nasıl ulaşırlar diye sorarsanız onu da son dakikada tekrar tercih ediyoruz. O zaman ben şöyle oluruz. Tekrar söyleyeyim, 2475 TL Türkiye'de yurt içi. Yaşayanlar için 1000 yaşayanlar değil, yurt ya, içinde yurt kesilsin aynen. diyenler için. Benim kurbanım yurt içinde aynen. kesilsin. Bunu ödeyecekler. Yurt dışındakiler de 1475 TL. 1475 TL de yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımız için ödeyecekler. Evet. Ve kurbanları Türk Kızılay'ı tarafından kesilecek. Tarafından kesilecek. Kesildikten sonra kendilerine mesaj gidecek. Evet. Daha sonra şubelerimize ulaşacak ve onlara da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Peki. Şimdi bir taraftan da bunu noktalarsak Kızılay deyince tabii aslında çok geniş bir yelpazeye sahipsiniz. Yani hizmetler anlamında işte sosyal projeleriniz var, işte kan bağışı var. Evet. Bizim mesela bugün yine hatta haberlerde vardı. İşte az evvel ben şeye baktım, ay içerisindeki, daha doğrusu 2022 yıl içerisinde birçok sosyal projeler yapmışsınız. Çok destekler sağlamışsınız.
Sosyal projeler çalışmasında neler ortaya koyuyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Biraz onlardan bahsedelim. Sosyal proje, evet. Tabii ki biz vatandaşımızın sadece ihtiyaç, yani maddi ihtiyaçlarının da yanında değiliz. Yıl boyu vatandaşımızla, gençlerimizle, yaşlarımızla sürekli irtibat içerisinde onların yaşam koşullarını, yaşam şartlarını iyileştirmenin, zor durumda olanların yanında onlara omuz vermenin, evet. Bütün sosyal projelerin anlamlı ve özel günlerde yine insanlarımızın yanında olmadan birçok projelerimiz var. Arzu ederseniz böyle kısaca değinelim. Evet. Benim için çok kıymetli olan bir tanesi dün yaptığımız, evet. Engelli kardeşlerimizle, yavrularımızla beraber Keban'da bir balık tutma şenliği düzenledik. Çok da güzel bir program oldu. Biz bunu tabii zaman zaman yapıyoruz. Engellilerimizle Ramazan ayında iftar programlarımız oldu. Engelli yavrularımızı, minik kardeşlerimizi parklara götürürüz, onları pikniklere götürürüz. Yaşlı bireylerimizin, yaşlı büyüklerimizin ev ziyaretlerini yaparız. Özellikle kimsesiz yaşları tespit eder. Onların ev temizlikleri yapılırız. Farklı ihtiyaçları varsa maddi ya da manevi, elimizden geldiğince onların ihtiyaçları karşılanır. Eğitim yılı içerisinde özellikle ilk ve orta lise düzeyinde bizim her yıl, evet. Eğitim yılı başında öğrencilerimize 3 ila 5 bin civarında kıtasiyet seti dağıtımı yardımımız oluyor. Okullarımızda tadilatlarımız, gönüllü gençlerimiz tarafından boya badanalarımız, şenliklerimiz, seminerlerimiz oluyor. 2021'in ortalarında şubemize kazandırdığımız hamdolsun bir ikram aracımız, seyyar ikram aracımız. Evet. Hemen hemen ayın bir haftası ya da 3-5 günü aktif diyebilirim. Üniversitede işte gençlerimizin sınav döneminde yoğun bir şekilde dershaneye geçip orada bir güzel bir kütüphane yapılmış. Evet, yapanın da emeğine, gönlüne sağlık diyoruz. Orada gün boyu, gece geç saatlere kadar öğrencilerimize çorba dağıtıyoruz. Hı-hı. Bazen sabah namazında bir camide çorba, evet. dağıtıyoruz. Bazen bir mahallede gidip yemek dağıtıyoruz. Kış aylarında sokak hayvanlarla alakalı çalışmalarımız... Ki o da önemli aslında. Tabii ki yani onlar da hakikaten... O dönemlerde sokakta kalan hayvanlar bir şekilde temas edilmediği takdirde ya ölümle ya da farklı, evet. şeylerle karşı karşıya kalıyorlar. Onlar da canlı mahlukatlar. Bize emanetler, ağızlar yok, diller yok. Gençlerimiz de bu konuda mahirler hakikaten. Bunu da destekliyorlar, yapıyorlar. Ben bir de şey sorayım. Başka mesela az evvel bahsettiniz ya işte genelde yaşlılarında işte ev ihtiyaçlarını giderme, temsil, evet. vesaire. Bu anlamda böyle ihtiyaç olanlar da yine aynı şartlarda mı ulaşıyorlar? Yani yine mesela sizlere... Yok, onların bir ulaşan olursa... Onlarla nasıl mesela onlar söyleyeyim. İhtiyaç olan aile varsa ona ne yapmak? Genelde bunlar bizim ulaştığımız, bir şekilde haberini aldığımız ya da çevremizde gördüğümüz, gönüllerimizin gördüğü, daha önce envanterimizde kayıtlı olanlar. Ama bizim duyup görmediğimiz, işitmediğimiz yaşlarımız, amcalarımız, teyzelerimiz varsa ben bizi dinleyen herkesten rica ediyorum. Bu bir lütuf değil. Zaten kurumsal olarak bakmayalım. Kişisel bile bizim o insanlara omuz vermemiz, onlara destek olmamız gerekiyor ki ben Türk Kızılay olarak bunlara dezavantajlı gruplar diyorum. Bize ulaşan hiçbir ihtiyaç sahibine, bu fiziksel olabilir, zihinsel olabilir, maddi olur, aynı olur. Karşılıksız bırakmadık. İnşallah Rabbim bıraktırmaz diyorum. Evet. O anlamda bize kim ulaşırsa, benim mahallemde de şöyle bir amcam var, şöyle bir teyzem var. Yemeğini yapamıyor, evini temizleyemiyor. Mutlaka gideriz, evini temizleriz, oturur çayını içer, sohbet eder, çıkarız. Her gün değil bunlar. 15 günlük, 20 günlük kişinin durumuna göre aylık, periyodik dönemlerde ziyaret edilip ihtiyaçları karşılanan yaşlı bireylerimiz. Anladım başkanım. Peki, bu kadar tabii sosyal projeler kapsamında çalışmalarınız var. Bir taraftan da tabii insani yardıma koşuyorsunuz. Yani, evet, afet işte, dönemlerinde. Evet, onlardan da bahsedelim. Tabii bu sosyal projelerde şu an bizim genel merkezimiz ve o bölgeye yakın olan yangın Marmaris'te miydi? Marmaris'teler biliyorsunuz. Evet. O bölgedeki hem vatandaşlarımızın, yangından etkilenen bölgedeki vatandaşlarımızın hem de o yangına müdahale etmek için giden bütün kamu, kurum, kuruluşların, kolluk kuvvetlerinin yemeğe, içmeye ihtiyacını Türk Kızılay karşılıyor. Geçen yıl da böyle bir çalışma yapmışsınız. Tabii Antalya'daki. Ben geçen yıl Fethiye'de, yine Marmaris'te, tabii o ki, bölgede
Ben Elazığ'dan gelen araçlar ekipte görmüştüm. Gidiyor, ekipten evet, kesinlikle. Evet. Genel merkezimiz bölgenin durumuna göre en yakın ulaşımı yapabilecek illeri, başkanlıkları, müdürlükleri arayarak güzel bir koordineyle o bölgeye bizden akışını sağlıyor. Evet. Yerelde mesela geçen aylarda biliyorsunuz son yıllarda görmediğimiz yoğun bir yağmurla karşı karşıyayız. Maalesef. Bugün mesela Giresun'da olan değil mi? Evet. Kastamonu'da daha doğrusu. Evet. Burada yağmurdan dolayı evleri sele maruz kalan vatandaşlarımıza eşya yardımı olsun, yatak, battaniye, giyim konusunda da bize ulaşan ya da bizim ulaştığımız hiç kimseyi karşılıksız bırakmadık. Bazen ev yangınları oluyor, acil müdahale ediyoruz. Bizim oradaki acil müdahaledeki şeyimiz şu, işte yatağını, battaniyesini, çarşafını, yastığını veriyoruz. Kıyafetlerini kaybetmişlerse kıyafetlerini veriyoruz. Bunun yanında hijyen seti mutlaka veririz bu tarz ailelere. Gıda yardımında bulunuruz. En azından o 2-3 günlük, 5 günlük kronik dönemi çok rahat bir şekilde geçirebilmesi için gerekli bütün yardımları, destekleri yapıyoruz. Zaten akabinde de Allah devletimize zeval vermesin. Gerek sosyal yardımlaşma, gerek AFAD diğer yardım kuruluşları eğer kişi hak ediyorsa, şartlar uyuyorsa oradan da gerekli yardımlarını alıyorlar. Ama gıda yardımları noktasında hakikaten mesela ben bir araştırması yaptım. Gerçekten işte köylere, ilçelere, gençlerle beraber ciddi anlamda yardım paketleri götürüyorsunuz. Geçen hafta bakın Yazıkonak, Mola Kendi, Çağlar, Akçakiraz'ın bütün mahalleleri, evet. Sanayi Mahallesi, Aksaray, Kestik, Hicret buraların tamamı gençlerimiz, çalışanlarımız tarafından böyle bir baştan gelip bir baştan ama şöyle bir baştan gelip baştan çıkıyoruz da yanlış anlaşılmasın. O aradaki ihtiyaç sahiplerine tabii ki, evet. Çok hala da devam ediyoruz hamdolsun. İlçelerde de zaten temsilciliklerimiz, o kardeşlerimiz de Allah razı olsun yoğun çaba sarf ediyorlar. Sürekli evet. programlarımızı biz onlara deklare ediyoruz. Yani biz önden koşuyoruz, arkamızdan gelin diye sürekli onlara deklare ediyoruz. Onlara da sağ olsunlar koşuyorlar. Evet, ilçelerle ilgili ama sizin çalışmanız var mı? Elazığ'daki ilçelerle alakalı. Temsilciliklerim ama ben geldikten sonra her ilçemde bir butik mağaza açtım. Evet. Sosyal market açtım, şubelik şey, temsilcilik açtım. Karakoçan, Maden, Ağın, Sivrice hariç. Nerede varız? Keban'da temsilciliğim var, mağazam var. Burada bahsettiğim mağaza modelim orada var. Baskil'de var. Efendime söyleyeyim, Palu'da var. Kovancılar'da var. 4 etti. 5.si Arıcak'ta var. Arıcak. Şehrin en ucra köşesi, 130 kilometre. Arıcak'ta mağaza açmışız, sosyal market açmışız. Oradaki ihtiyaç sahipleri de buradaki gibi ihtiyacı olan tüm malzemeleri ihtiyaç sahibi ise oradan temin edebiliyorlar. Ben gerçekten gönülden tebrik ediyorum sizi. Allah hakikaten razı olsun. Biz işte sürekli burada haberleri geçiyoruz, görüyoruz. işte yaptığınız çalışmaları, sosyal projeleri, ondan sonra insani yardımları. Ki nitekim işte vatandaşın her konuda yardımına koşuyorsunuz. Gerçekten de gönülden ben tebrik ediyorum. Çok en azından biz yakinen tanıyoruz, biliyoruz işte haberleri sürekli takip ediyoruz. Bazen de mesela bunları da gündeme de taşımak gerekir diye düşünüyorum. Ben, bazı kurumların yaptığı çalışmalar bakıyorsun ki hiç durumunda ama oysa ki arka tarafta çok ciddi mücadeleler veriliyor. İşte onlardan biri de Türk Kızılay'ı, Elazığ Şubesi. Tabii yine diğer illerde olduğu gibi. Evet. Hakikaten Kızılay'ın buradaki önemi çok fazla. Ben çok önemsiyorum. Hem temenniniz hem onur ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica biz bugün varız, yarın yokuz. Bizler şube başkanları 3'er yıllık dönemlerde geliyor. Ama ben bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, bütün yüreklimle söylüyorum. 2019 Şubat ayında göreve geldim. İkinci kongremi de Nisan ayında yaptık zaten. Belki bundan sonra olmayacağız. Allah bilir, bilemiyoruz. Ama ben istiyorum ki şu kuruluş var olsun. Evet. Çabam, gayretim o mihmalde. Neden? Gördük yani, yapıyoruz. Yaptıklarımız, ettiklerimiz bize insanların güveni ya da beklentileri hepsini harmaladığımız zaman hakikaten bu kuruluş 154. yılına girdi. İnşallah evet. nice 154. yılları olsun diyoruz. İnşallah. Tabii kurumun devamlı, devletin kesinlikle. Devamlı ya yani. Bizler gelip geçeceğiz ama kurumların varlığının özetle böyle gücü de kurumların devamlılığının olmasını canı gönülden temenni ediyoruz. Tabii ki olması için de bizlerin mücadele etmesi gerekiyor. Süremiz bitmek üzere ama şuna da değinmek istiyorum. Aşevi ile ilgili bir çalışmanız var mı?
Benim göreve ilk geldiğim dönemden bu tarafa çalıştım. Sadece deprem süresinde malum evet. O tarz çalışmalara vakit ayıramadım. Büyük bir hayal, büyük bir arzum, büyük bir isteğim var. İnşallah, inşallah diyorum hep. Bu görevi sonlandırmadan Rabbim bu aşevini bana yapmayı nasip etsin. Bu işe omuz verecek baba yiğitlerle beni tanışmayı nasip etsin. Belki de bir vesile olur bu program. İnşallah, inşallah. Gönlünüzü açtınız, kapınızı açtınız. Aynı masada oturduk. Madem böyle bir temenniniz var, siz de bunu unutmayınız. İnşallah. Belki bir babayı da sizden gelirsiniz. Bir aşevinin temeli atıldıktan sonra o kadar güzel ilerliyor ki, Türkiye'de 26 tane var. İstiyorum ki burada da olsun. Biraz neden olsun? İş adamlarına buradan duyurulur. Tabii. Kendi isimlerini, kendi aile büyüklerinin isimlerini vererek, bir ömür boyu onları da yad etmek, onların da dua almasını, onların da o işten, o sevaptan hisselerine düşeni almalarını inşallah sağlanmasına vesile olurlar. Aşev olduktan sonra çark dönüyor. Yeter ki aşevini kurasınız. Kimin için aşev açıyoruz? Hemen kısaca bitirelim müsaadeniz evet. olursa. Bizim kapısını, bizim derken kızlar olarak söylemiyorum. Devletimiz, milletimiz, komşusu, akrabası kapısını çalmadığı gün Elazığ'ımızda 400'e yakın insan kendi yemeğini kendi başına yapamayacak durumda. Fiziki yetersizlik, evet. felç olan var, sakat olan var, engelli olan var. Çok ekonomik olarak altta olanlar var. Bunlar için aşev evet. istiyoruz. Sokaktaki garip kuraba için istiyoruz inşallah. Hı-hı. İnşallah o da nasip olur size yapmak. İnşallah. Biz onun evet. gayreti içerisindeyiz. Rabbim inşallah bizi öyle baba yiğitlerle karşılaşmayı nasip edecek diye temenni ediyorum. Davetinizden dolayı ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz başkanım. Son olarak bunu bir kez daha hatırlatalım. Programı kapatalım. 2475 TL yurt içindeki vatandaşlar için, kurban kesmek isteyen vatandaşlar için Kızılay'a bağışta bulunabilir. Yurt dışında yaşayan yine vatandaşlar için de 1475 TL yine Kızılay'a yardımda bulunabilir. 1475 TL neden diye başkanım sorduklarında da tabii ki özellikle bu coğrafyadaki kurban fiyatlarının daha uygun olduğundan dolayı Avrupa'ya göre. Tabii ki. Evet, tabii. Yanlış bir şey söylemiyorum. Orta evet. Asya, Balkanlar, evet. Afrika bölgelerinde kestiğimiz için fiyatlar düşük. Bir de bağışımızı nasıl yapabiliriz ondan diye soranlar. Ondan söyleyelim, ortaya koyalım başkanım. Tabii ki. Evet. Türk Kızı Elazığ Şubemiz Akpınar Mahallesi'nde Pancar Kooperatifi karşısında 3. kattayız. Gelemeyen vatandaşlar, gelemeyebilecek vatandaşlarımız, vakti olmayan, hasta olan, yaşlı olan vatandaşlarımızın da bizlere 0552 168 16 70 kurumsal hattımızdan ya da 0424 218 13 46 numaralı telefondan ulaşarak şu adresteyim, kurban bağışı yapmak istiyorum, gelir misiniz demeleri kafi. Ya da IBAN istemeleri bizim tabii. için kafi. Muhtemelen tabii ki detaylar yine şeyde vardır, internet tabii ki vardır. İnternet sitesini de ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. İnternet sitesinde söyleyelim başkanım. Tekrar. Elazığ Kızılay.org.tr Başkanım çok teşekkür ediyorum. Oradan bütün bilgileri edinebilirler. Ben çok teşekkür ediyorum. Hayatınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok var olun. Programınız vardı. Çünkü Allah razı olsun. Estağfurullah. Biz her zaman ağırlamak isteriz. Kapımız çok her zaman açık. Çok teşekkür ederiz. Var olun. Konu ne olursa olsun Allah biz razı burada olsun. Yer vermek isteriz size. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere, herkese de saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olun başkanım. Evet değerli izleyenler, bugün konuğumuz Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya bizlerle birlikte oldu ve malumunuz işte Kurban Bayramı'na gireceğiz. Girmeden önce kurban bağışlarıyla ilgili birçok tabii ki projeler oluyor ve sosyal medyada çok denk geldiniz. Muhtemelen işte görsel paylaşımlar oluyor. Biz de dedik en azından bu işi ehliyle kimler yapıyor? En azından yardım noktasında böyle bir düşünceye sahip olan vatandaşlarımız kimler varsa en azından bu anlamda devlet eliyle kim ne yapabilir diye Türk Kızılay Başkanımıza ulaştık. Sağ olsun o da bizi kırmadı, geldi. En azından bu programı öyle değerlendirelim diye düşündük. Yardım yapmak isteyen vatandaşlar başkanım da söylemiş olduğu gibi iletişim numaralarından ulaşabilirler. Aynı zamanda Elazığ Kızılay Ortr internet sitesine girebilir. Oradan da detaylı bilgilere ulaşabilirler. Ben çok teşekkür ederim tekrardan kendisine. Bir sonraki programda şehir masasında tekrar görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.